Ay ekim dikek falan çırpsaydım. Hiçbir şey hazırlamadım anneciğim. Anne boş ver keki şimdi, ver. Bir beni dinle, ben sana bir şey vereceğim. Hah. Haftalığım. Sende kalsın ilk haftalığım. Anne konuştuk yani kira için. Kızım gerek kalmadı. Emlakçı ev sahibiyle konuşmuş, makul bir kira istiyor. Nasıl makul bir kira istiyor? Çalışmana gerek yok anneciğim. Tamam, benim maaşım bize yeter. Anne ne olur bak başa dönmeyelim, konuştuk bunları. Ben sana destek olmak istiyorum, söz verdim. Okul her şeyden önemli Ekim. Kızlar! Yukarı minderleri taşıdım. Şimdi düşündüm ki çaydanlığı taşımak için benim kaslı kollarıma muhtemelen ihtiyacınız var. Vallahi deli bu çocuk. Orada çaydanlık, hadi. Ekim'cim şöyle... Ay, ay. Ya ne yapıyorsun ya? Yandım azıcık ha. Aa, abim abim. Hayırdır inşallah? Bakın size ne getirdim. Vallahi Bekir dedi ki, Ekimlerin terasında oturacağız, çay falan ne yemeyeceğiz? E dedim, Çanyon'dan eniğine gider, bisküviteye gider dedim, bisküvit getirdim. Aynen Halil abi, teşekkürler. Ne demek canım, hem de bedava. Ya da veresiye mi yazsam acaba ya? Sağ olasın Halil. Ne demek canım, çocuklar eğlensin. Sizin ne oldu, ev işini galiba halletmişsiniz. Vallahi ilk defa şansımıza şükrettim. Karşımıza melek gibi bir ev sahibi çıktı. Yani... İnsanlık ölmemiş demek diyelim. Ne diyelim Neşe? Benim düşündüğümden daha ucuza bir fiyata kiraladı bize evi. Düşünsene. Ne diyorsun ya? Allah! Arkadaş yani böyle hiç ev sahibi olur mu ya? Kimmiş o ev sahibi? Hiç bilmiyorum. Ben görmedim. Yani ben emlakçıyla konuşuyorum sürekli. İstanbul'da yaşamıyor muymuş neymiş? Demek. Ama helal olsun yani. Ama insan evladı böyle olmalı zaten ya. Değil mi? Vallahi nasıl rahatladım bilemezsin. Şu sene bütün evi toplayacaktım. Paket yapıp taşınacaktık. Ay. Yok biz taşımanıza yardımcı olurduk da. Ama iyi ki taşımamışsınız tabii. Ekim çok mutlu oldu. Çok rahatladı kız. Tabii ya olmaz. Ya bu ne ya? Nasıl yapabilirler bunu? Yani kafanı çöp torbasına geçirip çöp konteynerine atmak ne demek Bekir? Kızım hiç sorma ya. Yemin ediyorum şerefsizler var ya masraftan da kaçınmamışlar. Büyük prodüksiyon yapmışlar ha. Erten prodüksiyon gururla sunar anasını satayım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adamlar beni çekiciyle taşıdılar. Çekiciyle taşıyıp götürdüler, dağın başına attılar. İncin top oynuyor, kimse yok. Ekim'e sorunamıyorsam ne kadar korktum, aradım onu da anlattım ya. Yok, bunlar harbiden kafayı yemişler ya. Biz de başlıyoruz o zaman. Savaşsa savaş. Hadi bakalım. Aynen öyle be. Ne demişler? Savaşta ve aşkta her şey mübahtır abi. Sen böyle dediğine göre planın hazır. Hazır tabii. Artık ben de varım ya. Allah Allah, çakma kim sen de o zaman. Ayşe, ben de varım ya. Zaten. Ekim, bu arada bu okulda falan ben birazcık kafam karıştı, bir şeyler oldu. Çok senin yanında olamadım. Kusuruma bakma. Senin de Ayşe valla. Ya oğlum hemen duygusala bağlama lan. Buna bir bak ya. Kızlarım benim ya. Aşkım Gabra. Tekrardan birlikteyiz. Voltron'u oluşturuyoruz arkadaşlar. Yarın çok büyük bir gün. İlk işimiz canımız ciğerimiz Leyla'yı. 8. kötü kraliçe Melisa'nın elinden kurtarıp yanımıza almak olacak. Tamam mı? Tamam. Allah yardımcınız olsun aslanım. O ne yaptı? Bu ne be? Ay bak bak. Ya düzgün tutsana şunu ya. Köpek tutmayı senden öğrenecek değilim herhalde. Üf, ne agresifsin sen ya, ver şunu. Al. Sen tut. Madem çok biliyorsun. Ya bu ne? Bu ne? Süper. Kim? Ne yapıyoruz? Evet. Şimdi. Herkes beni dinliyor, anlatıyorum. Ayşe bak. Sen önce gidiyorsun. Köpeği alıyorsun. Köpek mi olarak ya? Kızım önce bir dinle, anlatıyorum. Hazal bak işe yarayacak değil mi bu plan? Ya sen merak etme. En hassas noktası tabii ki yarayacak. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Planımız ilk adım. Ya Melisa ne yaptın ya? Ne oldu? Ne
ne çarptın Melisa ben? Ne yapacağız sen ya? Görmedim, ne oldu? Kapıyı ezdin. Ne? Ne yaptım? Olamaz. Biraz önüne baksana. Görmedim Ayşe. Demir'i götürüyorum. Ya nereye verin, saçmalama, ver veterinere götüreyim. Ayşe! Ayşe versene! Ayşe versene! Baba kız, ne işimiz var bizim devirde Ayşe? Ayşe! Ayşe! Hello Melisa! Bekle, bekle, bekle! Sakin ol, dur, dur, sakin ol! Ya bırak şunu, ne yapıyorsun? Ya bırak, sana verin, ne yapıyorsun? Ya dur, bırak, bekle, Melisa. Bırak beni! Ne oluyor? Ya bırak, ne oluyor? Ne oluyor, bırakın beni! Ruben! Niye gözümü bağlıyorsunuz? Bıraksanıza beni! Varoşlar, pis varoşlar! Bırakın beni diyorum, bırakın! Ya Ayşe! Bak seni öldürürüm, sus! Ayşe bırak sus, beni! Sus, sus, hadi! Bak, bak sizi öldürürüm. Gel buraya, bak, gel. Mahvederim. Bak sizi mahvederim diyorum. Bırakın diyorum beni. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya bıraksana. Bırak diyorum sana, bırak. Sus bakayım. Ya Bekir. Bak beni sinirlendirme. Bırak, bırak beni. Aç beni. Bek kaçıyor. Boş ver, gitsin onu buluruz biz sonra. Hadi. Ne oldu Melisa? Niye sinirlendin? Sen alışık olman lazım böyle zorbalıklara. Ayşe bittin sen. Ayşe bittin sen. Var ya Bekir, sen de bittin. İkinizi de mahvedeceğim. Bırakın diyorum. Niye beni bağlıyorsunuz be? Kimse yapma. Melisa. Korkma. Kim? Bak ama ben sana çok vicdanlı davrandım. Yani sizin yaptığınız gibi yapmadım. Kıyafetlerini üzerine bıraktım, sana yeni bir şey giydirdim. Ama ben sana bugün empati kurmayı öğreteceğim. Ben sana öğreteceğim empati kurmayı. Neredesin bilmiyorum ama hadi ben sana Melisa, öğreteceğim. Bak dur 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 dur. Ders başlıyor. Hadi derse derse derse. Seni mahvedeceğim Ekim. Pişman olacaksın yaptıklarından Ekim. Sazgın olmasam mı artık? Çünkü sana dersini vermeden seni bırakmayacağım. Çöz beni, çöz! Ne oluyor lan? Bırak beni! Bırak beni! Ekim bu sefer büyük oynamış. Arkadaşlar! İki saniyenizi şöyle şuraya ayırır mısınız? Sakın Ece, sakın. Hepiniz Melisa'nın neden bu halde olduğunu merak ediyorsunuz tabii. Bazılarınız da şok içindedir. Bu bir manifestodur arkadaşlar. Çöz dedim sana, çöz, çöz. Kim çöz beni? İki kahkaha uğruna insanlara zorbalık yapıp marifetmiş gibi edinilen popülerliğe karşı bir duruştur. Melisa'nın bu halde olmasının tek nedeni kendisidir. Çöz diyorum lan sana, çöz! Çöz beni! Amacımız asla onu küçük düşürmek değildir. Ama onun küçük düşürdüğü insanları anlamasını sağlamaktır. İkim! 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 Ya siz ne duruyorsunuz? Hadi gelin yardım edelim. Ece, Ece otur şuraya. Naz bıraksana, ne yapıyorsun? Ece. Otursana şuraya. Otur şuraya. Sence de Melisa bir ders hak etmedi mi? Hı? Ya bir düşünün. Sadece onları değil, bize de aynı şeyi yaptı. Canı nasıl isterse o şekilde davranmadı mı? Bir gün sana da düşman olursa, emin ol daha kötüsünü yapar. Bırak dersini alsın. Melisa'cığım, söylemek istediğin bir şey var mı pişmanlık? Söz vermek, bir daha yapmayacağına dair. Ben kendime bir söz veriyorum. Yemin ederim, andım olsun seni mahvedeceğim. Andım olsun seni mahvedeceğim Ekim.
Yüzümü aç, yüzümü aç. Yardım etseniz lan! Dilsen, Dilsen. Tamam. Dilsen. Açsanız oğlum. Bitti sen. Bitti sen. Bitti sen. Çöz şunu. Çöz şunu. Bitti sen. Bitti sen. Sen bittin kızım. Sen bittin. Duydun mu beni? Bittin sen kızım. Bittin bu sefer sen. Çekmeyin lan. Çekmeseniz lan. Çekmeseniz. Çekmeyin. Çekmeseniz. Çekmeseniz. Sen var ya bittin. Sen bittin kızım. Sen bittin kızım. Hala anlatamadım ben sana galiba. Ben sana ne dedim? Ben istesem senin kadar kötü olabilirim. Beni zorlama. Ağlanacak haline hala gülüyorsun ya. Yazık sana. Ama şaşırmamam gerekiyor. Siz başından beri böyleydiniz. Ekim, benim ne kadar kötü olabileceğimi hayal bile edemezsin. Eğer ediyor olsaydın bugün burada bu basit numarayı yapıyor olmazdın. Zil çaldı, hala neden buradasınız? Herkes sınıflarına hadi. Şu sandalyeyi de biri çeksin buradan. Yavru köpek numarası çok iyiydi. Beni zayıf noktamdan vurdunuz. Yavru köpekler olunca mantığımı kaybediyorum maalesef. Keşke bir elime alıp baksaydım iyi mi diye mi, değil mi? Bakmadın ama. Güzel numaraydı Ayşecik. Aferin. Gözdesi geri döndü. Kızlar bayram eder şimdi. Ya bana da bir teşekkür etmeleri lazım değil mi? Neticede benim sayemde döndün. Ama öyle bir cehennemin içine düştün ki. Melisa, Leyla, Ekim. Yeter Aziz. Daha durman için ne gerekiyor? Bakıyorum babamın yerini almaya da hazırsın. Tamam ya. Olmuşsun sen. Kanat Rıza Günay. Ha bu arada. Durmak yok. Daha yeni başlıyoruz. Babaanne tamam, ben zaten okulda rahatça hareket edebiliyorum. Sen git sonra şey yaparız tamam. Emin misin yavrum? İstersen seni sınıfın kapısına kadar götürürüm. Yok babaanne sağ ol, ben bundan sonrasını hallederim. Sen yoruldun zaten. Merhabalar. Peki. Merhaba yavrum. Ben Leyla'nın sınıftan arkadaşıyım, Aziz. Aa, memnun oldum yavrum. Ben de memnun oldum. Siz zahmet etmeyin isterseniz, ben Leyla'yı sınıfa götürürüm. Yok evladım, zahmet olur mu? Sana zahmet olacak asıl. Ben kendim giderim sağ ol.
Ne zahmeti canım, olur mu öyle şey? Hatta şöyle yapalım, siz müsait bir yere oturun, ben size bir su alıp geleyim. Ne dersiniz? Yok evladım, sağ ol. Hiç gereği yok. Yok baba, anne sen git artık. Tamam, konuşuruz bir sene sonra. Peki, peki. Hadi Allah zihin açıklığı versin yavrum. Teşekkür ederiz. İyi dersler evladım. Sağ ol. Hadi. Hadi. Ne istiyorsun? Yardım etmek. Sen bana yardım edeceğine git doktora da bir kendine yardım et. Acınacak haldesin, kafayı yemişsin. Kanat senin olsun istemiyor musun? Bırak yardım edeyim sana. Hem biliyorsun, rakibin çok. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Hele senin hiç yok. İyi. Ben teklifimi yaptım. Sen bilirsin. Konuşalım mı biraz? Olur hocam. Herkes bir şeyler için birini cezalandırırsa bu dünya nasıl bir yer olurdu, hiç düşündün mü? Anladım. Siz olanlardan haberdar olmuşsunuz. Ama inanın bana, bugün kimse cezalandırılmadı. Bizim yaşadıklarımızın yanında Melisa'nın yaşadığı bir hiç. Ekim, sen bu değilsin. Senin bugün yaptığın şey yapacağın bir şey değil. Kimim ben hocam? Siz söyleyin o zaman. Yani bu okulda bize yaşatılanlar da size yaşatılanlar da ortada. Ne yapmalıydım peki ben? Yani ben sana ne yapman gerektiğini söyleyemem. Ne yapmaman gerektiğini söyleyebilirim ama. Onlar gibi olma. Yanlışa yanlışla karşılık verme. Neden? En başından beri siz söylemediniz mi empati ne kadar önemli diye? Herkesin empati yapması gerektiğini. Evet söyledim. Tamam, ben de Melisa'nın empati kurmasını sağlıyorum. Melisa'ya empati kurdurtabilirsin. Ama bu şekilde değil. Sana taş atana taşla karşılık verirsen barışı sağlayamazsın. Hocam siz çok yanlış anlamışsınız. Benim barışı sağlamak gibi bir derdim yok. Benim derdim adalet. Benim derdim... Pişmanlık duymalarını sağlamaktı. Ama yanlış yol seçmişsin işte. Senin en büyük silahın kalemin, bunu unutma, tamam mı? Hislerini git kağıda yaz, herkes okusun. Sen çok yetenekli bir kızsın. Onu da sakın unutma, tamam mı? Gerizekalı. Bekle sen. Bekle, seni mahvedeceğim. Bu sefer çok büyük yanlış yaptı. Ona bedenini ödeteceğim. Kimse ama kimsenin sana böyle bir şey yapmasına izin vermem, anladın mı? Sen sakin ol. Yaptığını yanına bırakacağımı sanmıyorsun herhalde. Ne yapacağız? Her düştüğümde bir şekilde ayağa kalktı. Bu sefer kalkamayacak. Paramparça olacak. Düştüğü yerden bana yalvaracak. Ama ben acımayacağım. Allah Allah. Kanat mahalle niye gelmiş ki? Vallahi bilmiyorum komiserim niye gelmiş de. İşte ben gittiğimde bunlar Halil'le tartışıyorlar diye. Halil'le ne alakası var? Ya bu kazadan sonra Halil benim arabayla bunun peşinden gitti ya. Artık Halil hesap mı soruyor, ne yapıyor ben de anlamadım. Enteresan. Neyse komiserim, ben daha fazla tutmayayım. Bana müsaade. Çok güzel elma vardı, ondan da getirdim. Sağ hadi. Olasın Sedat abiciğim. Hadi kolay gelsin. Selametle. Elma vermedi bana. Arabası elma dolu ama vermedi bana. Sercan, hemen git bana adevim. Hemen komiserim.
Oo Kanat Bey. Sonunda okula teşrif edebilmişsiniz. Niye telefonları açmıyorsun oğlum? İşlerim vardı. Bozuk muyuz hala? Yok, niye bozuk olalım? Şu ifade meselesi, kızmıştın yani. Yok, kızmadım. Sonuçta herkes kendini kurtarmanın peşinde. Sen, ben yok, biz varız. Batarsak beraber batacağız, çıkarsak da beraber çıkacağız, değil mi Kanat? O günler geçti Ozan. Ben artık tek başımayım. Kurtarmam gereken bir hayatım, kardeşim var. Kanat, özür diledim ya, bir anda ağzımdan çıkıverdi işte. Siz niye bu kadar kasıyorsunuz ki? Bu olayın şüphelisi benim. Keyfinize bakın. Size de eğlence çıktı değil mi? Bana bak, seni son kez uyarıyorum. Eğer bu meseleyi kapatmazsan ben senin ağzını öyle bir kapatırım ki bir daha açamazsın. Ne oluyor ya? Vikim. Melisa'yı sandalyeye bağlayıp kafede. Ozan yeter, sus. Konuşmak istemiyorum bu meseleyi. Ne oluyor ya şimdi? Ben hiç beklemezdim Ekim'den böyle bir şey ya. Yaptığı şey yanlış olduğunu kendisi de farkında. Ama kızamıyorum ona, kendince bir yol arıyor. İşin içinden çıkamadıkça da böyle saldırganlaşıyor işte. İnşallah şu dilekçe bir işe yarar bari. Aslında zorunlu olmadığın halde o dilekçenin altına imza attın. Bu çok önemli bir destek. Hem benim için hem öğrencilerimiz için. Bunun için teşekkür ediyorum sana. Biz bu yola birlikte çıktık, unuttun mu? Ya unutmadım tabii ki. Peki ne olacak sence şimdi? Yani ne zaman geri dönüş alırız dilekçeye? Dilekçe değerlendirmeye alınacak. Belki her şeyi bizimle görüşmek isterler. Belki bir müfettiş yollarlar. Bakalım artık. Ay, benim görüşmem vardı öğrencimle. Saat kaç olmuş? Ya ben de derse gireceğim zaten. Bir şey soracağım. Senin akşam işin var mı? Yok, niye sordun? Ne bileyim, belki bir deniz havası falan almak isteriz beraber yani. Olur tabii, niye olmasın? Tamam, anlaştık. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Aşk ile nefret. Bir insanın içinde aynı anda taşıması neredeyse imkansız olan bu duygular delip deşiyor kalbimi. Birbirine küs ama komşu ikiz tepeler gibi ruhuma bıçak gibi saplanıyorlar. Bense ortalarından geçen vicdan okyanusunda boğulmadan su üstünde kalmak için çırpınıyorum. Ben olarak. Ekim olarak. Ama nasıl diyorum? Nasıl başaracaksın Ekim? Belki de intikam çağrılarına kulak asmadan doğru kıyıya bırakmam gerek kendimi. Suçlamadan, kılıç kalkan kuşanmadan. Ancak böyle büyüyebilirim. Ancak böyle değişebilirim. Aşk ile. Korktun mu? Okula dönmüşsün. Sen de. Hatta hızlı bir dönüş yapmışsın. Öyle olması gerekiyordu. Neden böyle bir şey yaptın? Değişiyorsun. İlk tanıdığımdaki Ekim değil karşımdaki. Hatta düşmanlarına benzemeye çalışan biri var karşımda. Senden bunu asla beklemezdim. Sen bunun için fazla iyiydin Ekim. Ya Kanat, bir dinler misin beni lütfen? Sana demiştim kahraman kız. Bize benzeme. Gelin.
Ya sence de biraz ileri gitmedik mi Melisa konusunda? Ayşe saçmalama kızım ya. Bugüne kadar bize yaptıklarının yanında var ya, biz daha hiçbir şey yapmadık. Ya o da doğru. Ayşe! Efendim? Neden soğuk yapıyorsun bana? Yok, o nereden çıktı? Ya hayır, beni beklemeden çıkmışsın. Okulda da ne zaman yanına gelsem bir bahane bulup kaçıyorsun benden. Ayşe bir durur musun? Sana öyle gelmiş daha. Yok bir şey. Adem. Bak bakayım. Bunu tanıyor musun? Elma vermedi bana. Bir tane elma istedim öpü topu. Elmalı kızgın adam bu muydu? Başka ne gördün bakayım anlat. Şişt, Adem. Bak. Bu sefer unutmadım. Sen çok iyisin. Sen de öylesin. Hadi anlat bakayım şimdi ne gördün o gece başka? Adem hadi bak. Elmanı da verdim. Bahanen de kalmadı. Anlat bakayım. Bir şey hatırladın sen. Söyle bakayım. Bu elmalı adamla mı alakalı? Başka adam bu. Başka. Kim o başka adam? Ya Adem ne anlatıyorsun Allah aşkına? Konuşarak anlatsana ya. Ha, oğlum neredesin? Melisa'lar burada. Biliyorum. Biliyorsun o zaman niye burada değilsin? Baban... Şey yapamaz. En azından bir süre. İyi de Melisa. Anne, biraz yalnız kalmak istiyorum. Ne olur sen anla beni. Peki. Peki oğlum sen de haklısın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bizi çok korkuttunuz ağacım. Ama maşallah iyi gördüm seni. İyiyim iyiyim. İyiyim. Bizim jenerasyon sağlamdır biliyorsun. Doğru söylüyorsun. Eski toprağız biz. Ya aslında bu soruyu sormak istemiyorum ama herkes bir şeyler söylüyor. Bu kaza nasıl oldu? Ya kimse sormaz. Ben de yırtarım zannediyordum ama demin attım tuttum bizim jenerasyon diye falan. 18 yaşında da değilim artık. Kanatla şakalaşırken dozu biraz aşmışız. Dikkatsizlik işte. Öyle değil mi? Neyse ki Kanat'ta da Rıza'da da bir şey yok çok şükür. Sahi Kanat nerede? Neden katılmadı bize? Çok önemli bir işi varmış onun. Neden haber vermedi? Misafirlerimize ayıp değil mi? Haklısınız baba. Ben size söylemeyi unuttum. Kanat bana söylemişti de. Kusuruma bakmayın. Benim hatam. Aziz bu arada unutmuşum derken aklıma geldi.
Geçen gün kaçırdığım dersin notlarını verecektin. Doğru. Doğru. Da notlar benim odamda. İstersen verebilirim. İzninizle. İzninizle. Ekim'le Kanat birlikte mi? Bilmem. Başka bir yer gelmiyor aklıma. Aziz, bu sefer gerçekten çok zor durumdayım. Ekim'le alakalı yardımın gerek. Ne o? Kanatı kaptırmanın intikamını mı almak istiyorsun? Bence durumu kabullensen iyi olur. Çünkü kazanan ortada. Sen istediğin kadar geç dalgana. Ekim'in tek derdi benimle değil. Bunu en iyi sen biliyorsun. Aziz bir şeyler yapmasak bizi uçurumun kenarına sürükleyecek. Geldiği günden beri her şeyi mahvediyor, farkında değil misin? Ve işin kötüsü asla durmayacak. E durmasın. Böylesi daha eğlenceli değil mi? Senin eğlence anlayışın ne bilmiyorum ama... her şey ortaya çıktıktan sonra sadece Kanat, ben ve Ozan yanmayacağız. Biliyorsun değil mi? Ekim'i Kanat bile durduramadı. Onun yapamadığını... niye sen yapamayız? Benim çıkarım ne olacak bu işten? O Seda denen kızın canını yakarken çıkarın neyse o. Ah Aziz, ah. Ne o? Bilmediğimi sanıyordun değil mi? Ben aptal değilim. Etrafımda dönen her şeyin farkındayım ben. Eğlence istiyordun. Al sana eğlence. Kanattan daha cesur olduğunu biliyordum. Efendim? Biraz konuşalım mı? Sesini duymadan uyumayı sevmediğimi biliyorsun. Güzelleştir rüyalarımı. Sarılıp barışalım mı? Küs olsak da kollarında olmayı istediğimi biliyorsun. Sarayım açtım yaralarını. Farklı yerlerde aynı hislerle, gururumuz avucumuzun içinde. Bir haksız var, iki de yalnız bu hikayede. Geceler benden bıkana kadar. Şişenin dibini görene kadar, zemin altından kayana kadar, sen beni gelip yine sevene kadar, uyku yok, uyku yok bana. Alo? Leyla. Benim Aziz. Seninle Ekim hakkında konuşmamız lazım. Ya,
Of. Ekim, ben kusacağım gerçekten bu şarkıyı dinlemekten. Ya yeter, şarkının sahibi dinlememiştir bu kadar. Senin neyin var? Sandviçini de yemiyorsun. Aç değilim. Kanat'ın kütüphanede söylediklerini mi düşünüyorsun? Selim Hoca da var ya, iyi kaydı sinire. Ekim bak. Hepimiz öyle ya da böyle ayakta kalmak için savaşmak zorunda kalıyoruz. Yani tamam, yöntemlerimiz doğru demiyorum tabii ki. Ama bizim yanımızda her zaman Selim Hoca ya da Selim Hocalar gibiler olmayacak. Biz düştüğümüz zaman bizi kaldıran, koruyup kollayan anne babamız da olmayacak. Yani söylediğim biraz acımasızca gelebilir. Ama zayıflara bu dünyada hiçbir şey yok Ekim. Ne para var, ne de aşk. O yüzden bizim gibilerin yere düştüğü zaman biri gelip onu kaldırsın diye bekleme lüksü yok. Biz bir şekilde kendimiz kalkacağız ayağa. Bir şekilde devam edeceğiz o yola. Ekim, korkma. Ben korkmuyorum ki. Ben Melisa'ları kastetmiyorum ki. Eğer hissettiğin buysa söyle Kanat'a. İtiraf et ona aşık olduğunu. Bir şeyler için geç kalma. Uygun mu? Yapabileceğinden emin misin? Bunu da eline yüzüne bulaştırma da. Ne gülüyorsun be? Ciddiyim ben. Sen beni tanımıyorsun Melisa. Güven bana. Madem böyle olması gerekiyor, olacak. Ekim hak ettiği cezayı alacak. Okey o zaman. Aferin sana. Şu tekniğin çok dengeli. Hiç bakma öyle, anlarım basketboldan. Ver bakayım. Ne oldu karakolda? Hiç. Boş yere götürdüler beni. Vakit kaybı. Ben masumum. Bir daha dene. O gün aynaya yazılanlardan beni sorumlu tuttunuz ama siz bana içinizi açtınız. Bunu herkesle paylaşacak kadar zorba değilim. Yani? Yani yine masumum. Kim yazdı peki? Başka kim biliyor? Selim hocam, müfettiş geldi. Gidelim bakalım. Müfettişi bekletmeyelim. Yardım et. Okulun alt katında kazan dairesine kapattılar beni. Ne diyorsun? Leyla ne? Leyla? Ne oluyor ya?
Aç, aç, aç. Hadi ya, aç. Leyla! Leyla! Efendim Kanat. Neredesin? Leyla mesaj attı. Okulun alt katına kazan dairesinde kapattılar beni diye onu arıyorum. Dur, dur bekle orada. Hemen geliyorum, bekle orada. Leyla. Burada mısın? Neredesin? Aziz. Sen... Leyla nerede? Gel benimle. Ya sen ne saçma oluyorsun ya? Ha? Leyla nerede diyorum? Ne yapıyorsun sen? Ne yaptın? Allah'ın cezası gel be! Merak etme. Göreceksin. Benim müdürlük yaptığım okulda bu tarz zorbalıkların olması mümkün değil müfettiş bey. Şikayet var müdür bey. O yüzden kendinizi fazla yormayın. Bana yardımcı olun. Öğrencilerle konuşmak istiyorum. Hatta velilerle de. Leyla nerede diyorum ha? Nerede? Ne yaptınız ya siz? Ne yaptınız ya siz? Ne yaptınız Leyla'ya? Ne yaptınız? Aha. Kurtarıcın da geldi. Ekim, orada mısın? Ama korkma. Ekim! Bizi rahatsız edemeyecek. Kapı sağlam. Zaten onu karıştırmak istemezsin. Polise başı yeterince belada. Ekim! İçeride kim var? Ne yapıyor bu Aziz diyorsun değil mi? Ekim! Arkadaşın Leyla'yı ölümsüzleştirelim diyor. Ekim! İçeride kim var? Sen nasıl bir pisliksin ya? He? Ne yapmaya çalışıyorsun? Rahat bırakacaksın onu. Duydun mu beni? Rahat bırakacaksın onu. Ne istiyorsun ya sen bizden? Sen bizden ne istiyorsun? Sana da yaptılar aynısını biliyorum. Ama ben Melisa gibi kendime saklamayacağım videoyu. Birazdan herkese paylaşacağım. Ha. Ama sen bana yalvarırsan, lütfen yapma diye ağlarsan, belki vazgeçebilirim. Ekim! 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 Evet. Hadi. Hadi yalvar bana. Bekliyorum hadi. Yanına kim var Ekim? Açın şu kapıyı! Melisa! O zaman açın kapıyı. Çırpınıyor değil mi? Ekim! Şu tuş var ya şu tuş. Şu tuşa bastığım anda Leyla bütün dünyayla tanışacak. Ekim, iyi misin Ekim? Orada mısın?
Amma kafayı türedi değil mi? Şu tuşa bastığım anda okulda Leyla bombası patlayacak. Ekrem! Açın kapıyı! Bağırıyor hala. Sen bilirsin. Beşten geri saymaya başlıyorum. Beş, dört, üç, yalvar artık. İki, bir. Tamam, tamam ya, yalvarıyorum. Yapma. Yaklaş. Biraz daha yaklaş. Gözlerime bak. Şimdi daha inandırıcı söyle. Tamam. Yalvarırım sana. Ne istersen yapacağım. Tamam mı?